CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karacar ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Siyasi çalışmalar nasıl gidiyor? Siyasi gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İYİ Parti ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle Mart'ın sonu bahar diye yola çıktık. Ve bugün gerçekten gördüğümüz, Türkiye genelinde gördüğümüz ve aldığımız sonuçlar da Mart'ın sonu bahar olacak diye biliyoruz ve inanıyoruz. Gelen tüm sonuçlar da bunu gösteriyor. Zaten şu anda maalesef AKP, AK Parti ve ülkücü MHP'lilerin yapmış olduğu söylemler ve saldırılar da ülkede Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin yaptığı işbirliği sonucunda yereldeki insanların ekonomik krizin de etkisiyle bu birlikteliklerin ne kadar doğru ve ne kadar bu ülkenin geleceği için doğru bir işbirliği olduğunun sonucuna vardılar ve siyasi atmosferde 31 Mart'ta büyük şehirler alacağız. Ankara'yı alacağız, İstanbul'u alacağız, Bursa'yı alacağız, Antalya'yı alacağız, Adana'yı alacağız ve tabii ki her şeyden önemlisi de kendi ilim memleketim olan Denizli'yi alacağız. Siyasi atmosfer ülkenin geleceği adına gerçekten bu ekonomik kriz ve yerelde halkın huzur ve dertlerine derman olacak anlayışın Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti işbirliği olduğu ortaya çıkmış durumda ve 31 Mart akşamında Mart'ın sonunda baharın en güzel renklerini hep birlikte yaşayacağız. İnşallah diyoruz. Bu zamana kadar bölgemiz için ne tür çalışmalarınız oldu? Tabii ki fırsat bulacağım. Ben aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. Bizim Türkiye seçim çevremiz diğer vekil arkadaşlarımız gibi değil, Türkiye bizim seçim çevremiz. Başka illere de gidiyorum. Fırsat buldukça ilimde, Denizli'de çalışmaya özen gösteriyorum. Ve ittifakımızın adaylarıyla sahada hem evlerde hem iş yerlerinde kapı kapı dolaşarak adaylarımız için huzurun, bereketin ve gerçekten başarının ve barışın yaratılacağı şehirleri birlikte kurmak için ilçe ilçe dolaşıyorum. Bundan sonraki projeleriniz neler olacak? Tabii adaylarımızın projeleri olacak. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran sonrasında İYİ Parti ile yaptığı ülkenin geleceği için, bayrak için, vatan için, millet için yaptığı bu işbirliği devam edecek. Ve 31 Mart'tan sonra biz tüm belediye başkan adaylarımızdan iki konuda talepte bulunuyoruz. Seçildikleri andan itibaren, 31 Mart'tan itibaren oy veren, vermeyen, yaşadığı kentteki, yaşadığı ilçedeki tüm seçmenlerin belediye başkanı olmasını, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmesini talep ediyoruz. Ama bir tek pozitif ayrımcılık talep ediyoruz kendilerinden. O da özellikle hizmete muhtaç olmuş, yıllardır kırsalda hizmet alamamış, yoksul vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere, bölgelere pozitif ayrımcılık yapın, daha çok ve daha öncelikli hizmet götürün istiyoruz. Ama bir tane daha çok çok önemli bir talebimiz var seçilen tüm adaylarımızdan, seçilecek tüm adaylarımızdan ve belediye başkanlarımızdan: şeffaflık. Halkın vergileriyle oluşan belediye bütçesini nereye ne kadar harcadığın hesabını halka verebilecek bir yönetim anlayışı talep ediyoruz. Sayın Vekilim, size göre ilimizin en büyük sıkıntısı nedir? İlimizin en büyük sıkıntısı bir araya gelememek, birlikte yürüyememek. Bu ülkenin yurttaşları olarak 1919'un 100. yılında hem inançsal hem etnik değişik amaçlarla bir araya getirilememesidir bence en büyük sorun. Biz diyoruz ki birlikteysek, el ele verirsek güzel günler daha çabuk gelecek. İnşallah diyelim bizler de. Peki ilçemiz olaraktan 5 sorunu bize söyleseniz desek neleri söylersiniz? Birincisi altyapı sorunu, ikincisi elma üreticilerimizin sorunu, diğeri çekirdek üreticilerimizin, yani çiftçilerimizin sorunu. Arkasından bu Çivril'de özellikle ben doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım aynı zamanda. Işıklı Gölümüz, maalesef o Işıklı Gölümüz tablolara kaynak esin olmuş, fotoğrafları esin kaynağı olmuş Işıklı Gölümüz kurumak üzere. Tabii ki her şeyden önemlisi de ekonomik kriz. Peki ilimiz ve ileride ilçemizle ilgili hayalinizdeki, gönlünüzdeki görmek istediğiniz tablo nasıl? Şöyle, sokaklarında herkesin birbirine selam verebildiği, kardeşliğin, dostluğun, huzurun ve sokaklarda özgürce yürünebildiği bir Çivril hayal ediyorum.
Efendim biz teşekkür ederiz. Aslında son bir konumuz var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki kadınlarımızın bu ezan sesiyle ilgili. Onunla ilgili de son olarak ne söylemek istiyorsun? Şöyle, bu tür polemiklere aslında hiç cevap vermiyoruz. Cevap vermemeyi de tercih ediyoruz. Çünkü kaybedeceğini anlayan yani siyasiler maalesef polemik yaratarak halkın duyguları üzerinden, halkın inançlarını, halkın duygularını, hem dini inançlarını hem yaşam anlayışlarını üzerinden yine koltuk devşirmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin yarattığı işbirliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan %98'i Müslüman olan bu ülkede hiç kimsenin ezana ıslık çalmayacağını tüm vatandaşlarımız biliyor. Bu yaptıkları demagoji ve yapmaya çalıştığı algı yönetimde ellerinde patlamış durumda. Efendim, ne gittiniz geldiniz, vermiş olduğunuz bu değerli röportaj için biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sadece tüm Çivril'de hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, 24 Haziran'da kime oy vermiş olursa olsun, Çivril'in daha iyi hak ettiğini düşünen, Çivril'de huzurun, Çivril'de barışın, Çivril'de artık yolların, altyapının, ışıklı gölünün ve Çivril'in binalarıyla, doğasıyla, eski Çivril'in merkezindeki o parkların, bahçelerin yeniden insanların rahatlıkla oturabileceği, huzurun yaşanacağı, huzurlu bir yaşam süreceği, çiftçilerimizin yüzünü göreceği, üreten bir Çivril hayalini hayata geçirmek için diyorum ki ittifak adayımız Sayın Ömer Köseoğlu başkanımıza 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun bağrına mührümüzü basalım. Elbette ki Büyükşehir'le birlikte işbirliği içerisinde çok ciddi projeleri imza atacağız. Orada da ittifak adayımız İyi Parti. Güneşe, yüzünü güneşe dönsünler Büyükşehir'de ve İyi Parti'de Ümit Bahtiyar'a destek olsunlar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler. Ne ettiniz geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.